Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'in ve altcoinlerin güncel teknik durumunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bitcoin dominansında gözüme çarpan önemli detaylar var. Bu detaylar bugün sadece bahsedeceğim spesifik altcoinleri değil, e tüm altcoin marketine, kripto para piyasasını ilgilendiren detaylar. E, sadece bugün çok böyle sorulan, gündemde olan altcoinlerinde de ayrıca grafiklerin üzerine kısa kısa değineceğiz. Hemen başlamamız gerekirse Bitcoin anlık olarak 60.400 dolar civarında seyrediyor. 60 bin dolar bitcoin için çok önemli bir direnç alanıydı ve bu direnç alanını yukarıya doğru kırdı anlık olarak da bu alanı kendisine destek edinmiş durumda 4 saatlik ribbona baktığımız zaman ortalamalar birbirlerinden uzaklaşmış bu da bizim teknik olarak zaten görmek istediğimiz senaryo ortalamalar birbirlerinden uzaklaşmaya başladı mı bu yükseliş trendini zaten teyit eder. Ama ve lakin bitcoin 60 bin dolar altı kapatmalar yapmaya başlarsa Bu senaryo tekrardan terse döner mesela burada Görmüş olduğumuz gibi O yüzden 60 bin dolar izlenmesi gereken bir seviyedir ben bir saatlik grafikte çok e, Kullanmam ribbon'ı yani bitcoin'i day trade yapmak için kullanan biri değilim Ama bir saatlik grafikte de bakmamız gerekirse zaten e, Ribbon'dan, Ribbon'dan birkaç kez destek aldığımızı görebiliyoruz Ve anlık olarak zaten bu ribbon'ın denk geldiği alanda 60 bin dolar civarına denk geliyor. Bitcoin fiyatıyla ilgili benim sadece endişeli olduğum birkaç durum var. Onları da size hemen aktarayım. Bunlardan biri hacim. Hacimde hala yeterli yükselişi görmüş değiliz. Daha önceki durumlara bakarsak mesela düşüşlerde ne kadar yüksek hacmin olduğunu daha sonraki yükselişlerde şimdikine oranla daha yüksek hacim olduğunu görebiliyoruz e, Fakat şimdilik hala bitcoinde böyle gerekli hacim söz konusu değil Zaten 60 bin dolar üzerine atmamıza rağmen Hala e, Eski zirveyi yenileyip yukarıya doğru sert bir atak yapamamasının nedeni de Aslında hacimdeki yetersizlik Bu konuda ben kendi düşüncemi önceki videoda belirtmiştim ama kısaca üzerine değineyim Eğer bitcoin eski zirvesini hacimli bir şekilde e, Yenileyip yani buradan zaten hacim izleyebilirsiniz. E, kapatmalar yapmaya başlarsa bu bitcoin için 70 belki 72 bin dolarlara kadar e, olası bir yükseliş kapısını aralar. E, ama dediğim gibi öncelikle eski zirvenin üzerinde hacimli kapatmalar yapması gerekir. Eğer 60 bin dolar altı kapatmalar yapmaya başlarsa bu bizim için e, öncelikli olarak en önemli destek alanının yani 54 bin 500 dolar civarının gündeme gelmesi demek olacaktır burada zaten günlük e, grafikte Ribbon'a baktığımız zaman günlük Ribbon'un da yaklaşık olarak 53-54 bin dolar civarına denk geldiğini görüyoruz. RSI uyumsuzlukları ile ilgili de bir senaryodan bahsetmiştim. Tabii ki bu formasyonlar henüz oluşmuş formasyonlar değil ve oluşmamış formasyon üzerine trade yapılmaz. Ama olur da Bitcoin eğer eski zirveyi hacimsiz kırarsa, bakın bu önemli bir detay. Hacimsiz kırıp yukarıya doğru gitmeye devam ederse, şu tarz bir RSI uyumsuzluğunun da günlük grafik üzerinde oluşması olası. Böyle bir durumda da artık düzeltmenin daha sert olacağını veya daha sert bir düzeltme beklememiz gerektiğini konuşuruz. Ama bu formasyon henüz oluşmuş değil. Sadece olası bir senaryodan bahsediyorum. O yüzden bunu da dikkate alın. E, hemen Bitcoin dominansına bakalım ve bugün Twitter üzerinden de paylaştım sabah saatlerinde Bitcoin ile ilgili bazı önemli detaylar söz konusu. Öncelikle son dönemde XRP'nin ve Ethereum'un e, başta yapmış olduğu hareket sonra daha sonrasında bazı altcoin'lerin de yaptığı güzel yükselişler dominansın aşağıya doğru gelmesine neden oldu. Şimdi arkadaşlar dominans grafiği ile ilgili öncelikle şöyle bir bilgi vermek isterim. Dominans e, fiyat grafiği gibi aynı prensibi e izlemez. Dominans bize daha çok sonucu gösterir. Yani ben bugün mesela Twitter üzerinde de çok e, analistin dominansla ilgili işte bu seviyenin altına inersek buradan sonra bu seviyeye kadar gelebiliriz gibi yorumlar yaptığını görüyorum. Tabii ki teknik e, indikatörleri ve trendleri kullanarak bu analizler yapılabilir ama dominans grafiği Diğer grafiklerden biraz farklıdır. Ben mesela o yüzden burada oluşan e, bazı formasyonların üzerine çok değinmiyorum. Yayında da çok konuşmuyoruz. Dominans grafiği bize biraz daha sonuç bazlı e, bilgi verir. E, ne diyorduk mesela buradaki alanın altına inersek eğer alt para girişinin daha da artması olası olduğu için dominans biraz daha aşağılara doğru gevşeyebilir. Ama işte Dominans mesela 55'e geldi bu yüzden 55'e geldiği için altcoinler yükselecek diye bir şey söz konusu değil. Dominans zaten 55'e geldiği için altcoinler yükseldi. Bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmış olayım. Yani Dominans grafiğini fiyat grafiği gibi e, teknik indikatörler ve formasyonlar e, eşliğinde incelerseniz sizin yanılmanıza neden olur. Bunu o yüzden göz önünde bulundurun. Sadece destek ve direnç alanlarını bilmek gerek. Çünkü bu destek ve direnç alanları teknik grafik üzerinde arayış sayında hangi alanda oversold olabileceği konusunda bize önceden bilgi vermektedir. Şimdilik mesela 55.6 civarında seyrediyoruz ve günlük grafikte aslında oversold bölgeye. Geldik. 4 saat diye baktığımız zamansa burada zaten artık oluşmuş bir RSI uyumsuzluğunun olduğunu da zaten görüyoruz. Size şöyle biraz daha yakınlaştırarak göstereyim. Burada da bir e, pozitif RSI uyumsuzluğu söz konusu. Yani bu dominansın yukarıya doğru dönmesi gerektiğini gösterir. Ama e, bu hala teyit edilmiş bir uyumsuzluk değil. Ben RSI eğitim yayınında da bunu anlatmıştım. Üçlü tepeler her zaman veya üçlü dipler daha... Güvenilir sinyaller oluşturur ve e, yukarıya doğru dönüş teyiti için 2 veya 3 mum yapması gerekir ters istikamette. Hala öyle bir şey söz konusu değil. Aynı zamanda 4 saatlik ribbon'ın da altında seyretmeye devam eden bir e, dominans e, grafiği ile de karşı karşıyayız. Peki burada benim en çok takıldığım şey ne diye sorarsanız. Arkadaşlar haftalık grafikte e, dominans ile aslında RSI arasında... Bir uyumsuzluk olduğunu e, sezebiliyoruz ki bu uyumsuzluk aslında diğer uyumsuzluktan 4 saatlik uyumsuzluktan daha önemli bir e, uyumsuzluk. Çünkü e, şöyle bir şey var eğer zaman dilimi ne kadar yükselirse mesela saatlikten 4 saat diye 4 saatlikten günlüğe geçtiğinizde bu formasyonların çalışma şiddeti ve olasılığı da o kadar yükselir. O yüzden bu haftalık grafikteki uyumsuzluk altcoinler adına biraz can sıkıcı bir uyumsuzluk. Diyebilirim. Fakat bu da teyit edilmiş bir uyumsuzluk değil. Haftalık bazda bir yeşil mum yakmış değiliz. Tabii ki haftalık baz biraz daha geniş bir zaman dilimi olduğu için iki tane mum beklemekte çok sağlıklı değil. En azından bir tane böyle. E Sert yukarıya doğru gidiş gösteren bir mum gelirse de bunu teyit edebiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Burada şöyle bir senaryoda söz konusu. E, Dominans'ın geçmişine dönüp baktığımız zaman aslında haftalık grafikte birkaç kez oversold bölgeye haftalık bazda. Hatta 9'lara kadar geldiğini görebiliyoruz. E, şimdi yeni yeni oversold bölgeye giriyor aslında Dominans. Bu yüzden yani tarih tabii ki teknik analizde tekerrür üzerine kurulu olduğu için ve biz de analizlerimizi bunun üzerine yaptığımız için eğer olur da e, dominans şuradaki destek alanına doğru gerilerse bu zaten haftalık bazda eski dibin altına inmemize aynı zamanda bu uyumsuzluğun bozulmasına neden olacaktır. Bu dominansın buralara kadar gelmesi ise bu süreçte Altcoin'lerin çok çok daha güzel yükselişler yakalamasına neden olabilir. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü bu uyumsuzluk çalışırsa buradan yukarıya doğru sert bir dönüş görebiliriz. Eğer çalışmazsa e, buradaki haftalık RSI eski dibin altına inmeye başlar. Bu da zaten eski buradaki önemli bir destek alanımız var. Orayı test etmemizde sonuçlanır. Yani toplamam gerekirse aslında genel olarak... Bitcoin 61.700 üzeri yani eski zirvesi üzeri hacimli kapatmalar yapmaya başlarsa buradaki RSI uyumsuzluğu çalışır tekrar yukarıya döneriz. Eğer Bitcoin bu alanda konsolide etmeye yukarı aşağı hacimsiz hareketler sergilemeye devam ederse o zaman e, altcoin'lere giren paranın artmasıyla beraber buradaki RSI'in da oversold bölgeye inmesini e, gözlemleriz. Aklımdaki benim iki olası senaryo altcoin Bitcoin ile ilgili bu yönde. Tabii ki e, dominansın buralara kadar gelmesinin en önemli nedeni büyük market cap'e sahip olan altcoin'ler. Ethereum ve Ripple gibi. Hemen o yüzden e, Ripple'un durumuna da bakalım. Çünkü çok güzel bir yükseliş yakaladı. Şimdi biraz daha böyle e, durdu ama orada da 4 saatli bir günlük grafik üzerinde incelememiz gereken durumlar var. Öncelikle arkadaşlar Ripple'da. 1.5 dolar önemli bir direnç alanı olacak diyorduk. Zaten bu alandan geriye doğru geldi. 4 saatlikte çok sağlam bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş trendinin desteği yaklaşık olarak 1.10 dolar civarına denk geliyor. O yüzden eğer bu alana gevşerse mesela Ripple ben de bu alandan değerlendirmeyi düşünürüm. Yasal uyarımı yapayım bu arada hatırlamışken anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ama 1.10 dolar yaklaşık olarak işte Ripple'da teknik olarak destek alan olarak gözüküyor. Ripple için şöyle bir e, durum söz konusu eğer Ripple 1.5 dolar üzeri kapatmalar yapmaya başlarsa ben Ripple'da zirve denemeleri görebileceğimizi şahsen düşünüyorum. Onun üzerinde yapacağı hareketler çok daha sert ve çok daha hacimli hareketler olacaktır. Ee, ki Ripple'a mesela günlük bazda baktığımız zaman RSI 77 civarında bu hala büyüme için bir yer olduğunu gösteriyor. Bir de haftalık baza bakalım tabii ki. Haftalık bazda da yaklaşık olarak işte 78 civarında gözüküyor. Yine burada da aşırı böyle... Alım gibi şey bir durum söz konusu değil. E, Ripple bu yüzden izlenmesi gerekiyor. 1.5 dolar seviyesi çok önemli bir direnç alanı olarak çalışacaktır. E, BNB'de çok sert bir yükseliş e, gördük yine şu son saatlerde bile diyebilirim hatta. E, BNB'nin zaten olayını e, biliyoruz arkadaşlar. Yani Ethereum'un zaafları üzerine e, çok doğru yerde doğru hamlelerle Giriş yaptığı için son dönemde BNB gerçekten çok sağlam yükselişler yakaladı. BNB için herhangi bir e, direnç alanı söz konusu değil öncelikle. Çünkü all time high seviyesinde olduğumuz olduğumuz için zaten burada bir dirençten bahsedemeyiz. Ama e, 4 saatlikte çok böyle bariz bir yükseliş trendi var. Bu Ribbon'a göre işte buradaki desteğimiz 432 dolar civarına denk geliyor. Fakat ondan daha önce teknik olarak burada 485 dolar civarında da bir desteğimiz olduğunu ben söyleyebilirim. Ee, bu tarz yükselmiş bir ürüne ben şahsen giriş yapmam. Ama tabii ki inisiyatif size kalmış yani risk iştahınıza bağlı bir durum. Zaten çok sağlam bir trend yakaladığı için ben bu bu alandan sonra artık BNB'yi kaçmış bir trend olarak görürüm. O yüzden çok de, değerlendirmeme de almam. Ama aynı zamanda BNB ile ilgili şöyle bir şey de söz konusu. Arkadaşlar Binance Smart Chain üzerinde geliştirilen projelerin fiyatının BNB ile çok yüksek bir korelasyon içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu projeler hangileridir? Mesela CAKE'dir e, Bake'dir. Yani işte Binance altyapısından çıkan projelerdir. Bunlar mesela genelde BNB ile aynı e, korelasyon içerisinde devam ederler. Yani pozitif korelasyon içerisinde devam ederler. BNB yükselmeye başladı mı onlar da bundan nasiplenirler. Ki zaten CAKE'de de işte yakım olayı var. Ee, on, o, o yüzden de CAKE'in de çok sağlam bir şekilde yukarıya doğru gittiğini gördük. Aynı zamanda BAKE'in de bundan etkilenebileceğini söyleyebilirim. 2 ee, dolar civarında seyrediyor e, bildiğim kadarıyla. Onu da zaten radarınıza tutup böyle inceleyebilirsiniz. Ama aynı şekilde eğer BNB düzeltmeye, düzeltme hareketini başlatırsa bu aynı zamanda Binance Smart Chain'de olan projelerinde e, geriye doğru gelmesine neden olacaktır. Sadece bunu bir bilgi olarak vermek istedim. Eğer e, BNB yükselmeye başladıysa, başladıysa mutlaka e, smart chain üzerinde geliştirilen projelerde de pozitif hareketler görürsünüz. Destek alanlarını da zaten söylemiş oldum. Arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünkü videomuz bu kadar. Eğer e, sohbetimden hoşnut olduysanız, Analizlerimi beğendiyseniz ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın e, Sağlığınıza dikkat edin bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere Hoşçakalın